Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'ın finalinde Viper'la Dekode'nin 4. maçına geçiyoruz ve durum maalesef 3-0. Bildiğiniz üzere Dekode Türk bir oyuncu ve turnuvanın başından beri onu destekliyoruz. Fakat burada Viper finalde gerçekten acımasız oynuyor ve durumu 3-0'a getirmeyi başardı. Şu an hepimiz Arabiye ve ırk olarak Hunlar var. Viper hemen Hussarlarıyla buraya gelip işçi kesmeye çalışacak bakalım. Dekode ise burada hemen Archer Wrench ve Stable'larını, Barracks'larını droplamış. Viper'a bakalım. Viper Hussar'a işçi kaybetmemek için Stonewall yapmaya çalışsa da orada TC'sinin içine son anda soktu işçisini. Getirdiği Paladin ile birlikte bir işçi düşürdükten sonra Hussar'ı düşürüyor sanırım. Ama Viper da bir işçi düşürdüğü için şu an iki tarafta Hussar'larla bir işçi alabildi sadece. Viper hemen B'sinin önüne harplerini basmaya başladı. Bastığı Paladin'leri de ikili üçlü rakip B'se yolluyor. Viper sanırım burada işçisini de yanlışlıkla yolladı oraya. Dekode'nin B'sine doğru 10 canlı bir işçi gidiyor ve tek vuruşta düşecektir. Çok özür dilerim arkadaşlar, bir anda hapşuruk geldi, ben de anlamadım nedenini. Burada Viper Cav Archer'larını basmış, Halberdier'lerini basmış. Yukarıda işçi yılanlamaya devam ediyor, acaba fark ettirmeden bu arkaya geçirebilecek mi o işçiyi? Viper bir yandan Paladinlerle işçi reidine devam ediyor. Burada iki işçi çok kötü bir konumda bekliyorlar. Viper oraya geldi ve o işçileri de düşürecek. Şu an yine Viper Hunlarla en iyi yaptığı işi yapıyor ve Paladinlerle işçi reidliyor. Arkaya da işçi kaçırmayı başardı, oraya Barracks'ını atacak. B'sinin önüne bir yandan da burada harp pasarken bir de castle atıyor. O castle'ın atılmasıyla Dekode'nin giriş çıkışları iyice kapanacaktır, iyice zorlaşacaktır. Şu an Viper'ın base'i safe, yani korumada diyebiliriz. Aynı şekilde Dekode'nin base'i de artık safe alındı. Kolay kolay iki tarafta işçi reitleyemeyecektir. Asker savaşlarına doğru şu an maç evriliyor ortada. Şu tepenin etrafında, şu açık bölgede bütün savaşlar dönecek gibi duruyor. Ama Viper arkaya çok iyi yılanladı. Buradan harp basıyor. Ortada harpler arasında şıkır şıkır bir savaş devam ediyor. Harplerin bu birbiriyle savaş sesleri gerçekten biraz sinir bozucu olabiliyor. Ya da böyle TC'nin dibine girip vurduğunuzda TC'lere orada yine biraz can sıkıcı bir ses çıkartıyorlar böyle. Bir burada harplerin sesini, bir de oyunda bu kazdı sanırım. Hindi miydi kaz mıydı tam şey yapamıyorum. Koyun yerine geçenler geldiğinde çok sinirim bozuluyor. Hem koyduğunuz yerde durmuyor hem de sürekli bağırıyor kesilirken ya da giderken. Dekode bu maça daha iyi başladı bu arada. Ve askerlerini yolluyor. Asker sayısı olarak öne geçmeye başarmış. Ama Dekode'de bir eksiklik fark ettim. Kalesini çok geç atıyor. Gördüğünüz gibi Viper çoktan tamamlamıştı ama Dekode daha yeni atmaya başladı. Viper arkaya bir de Manastır atmış tam köşeye. Bir de yukarı Stable atıyor. Buraya yavaş yavaş adım adım kurulmaya çalışıyor. Ortada Cav Archer, Halberdier ve Paladin orduları karşılıklı olarak gelmeye devam ede dursun. Burada Dekode'den Ramler geliyor. Siege Ramler gerçekten Hunların Siege Ramler'i ile birlikte pushları çok kuvvetli oluyor. Burada Viper'ın kalesi bir anda düştüğünü, base'inin bir anda yıkıldığını görebiliriz ama Dekode'nin şuradaki orduyu bir temizlemesi gerekiyor. Viper şu an fark edilmeden arkaya iyi iyi kuruluyor yani. Buraya birkaç stable daha atıp, belki şuraya bir TC, bir castle atıp buraya kendine base bile yapabilir. Sağ tarafta Viper da buraya ramlerini basmış ama Dekode MP çok daha iyi yayılıyor. Ortada stone'un dibine çok hakim bir noktaya castle'ını dropluyor şu an.
Viper da burada tepenin üzerine çıkardığı için Cav Archer'larını heal bonusundan, heal advantage'dan yararlanarak orada biraz hasar verdi Ducodie'ye. Ducodie ise ordularını ortadaki tepenin üstünde bekletiyor. Orada Halbler Paladinlere girse de arkada Cav Archer'lar Halbler'i yaklaşır yaklaşmaz düşürmeyi başarıyor. Viper relic toplamaya çalışıyordu fakat orada Rally'in başında bekleyen iki Cav Archer var. Bir de buraya Mining Cap atmaya geliyor Viper fakat oradaki 10 canlı yılanlayan içerisi de düşecektir. Ortada kale tamamlanmaya çok yakındı fakat %85'te denylanıyor. Viper burada 10 canlı işçisiyle Mining Camp atmaya devam ediyor dursun. Mining Camp tamamlanır tamamlanmaz. Burada Cav Archer'ların menziline girer girmez o işçi de tek atışta düşürülecektir. Şu an zaten gördüğünüz olay oluyor. Viper ise ortada yine paladinleriyle binalara vurmaya devam ediyor. Cav Archer'larını da tepeye çıkartmış. Önde harpleriyle oynarken arkada Cav Archer'ları tepeden harp kesmeye çalışıyor. Burada Hussar ve paladinleri çok az Viper'ın. Ducodie'nin ordularının daha büyük olduğunu söylemek gerekiyor. Viper da Ducodie de buraya ramlerini getiriyor. Viper orada kaleyi yıkmak için ram basarken Ducodie Viper'ın kaleyi yıkmak için bastığı ramlere karşı ramlerini getirse de orada bayağı bir ram kaybediyor. İki tarafta buradan zararlı çıksa da Viper o kaleyi düşürmeyi başaracak mı? 600 canı varken kale şu an yeniden yapılmaya başladı. Ama Cav Archer'lar eşliği düşürmeyi başarıyor yine. Viper buraya ram akıtmaya devam ediyor. Burada biraz Hustar basmış ve bir anda arkadan çıkıp burada işçileri yiyebilir, kesebilir. Ducodie çaktırmadan sürekli olarak gelip orada işçileriyle birer ikişer vura vura o kaleyi tamamladı ve şu an Viper o kalenin altında savaşların acaba farkında mı değil? Çünkü Cav Archer kaybetmeye devam ediyor orada kale her atışında. 1-2 Cav Archer yanında götürüyor ama Viper sanırım remlerine güvendi. Ve orada kale tekrardan ramlerle birlikte düşürülüyor. Viper bu tepenin kontrolünü Ducodie'ye vermedi. Biraz önce dediğim o bekleyen Hussarlar şimdi çıktı ve arkada farmerlara doğru ilerliyor. Viper yine en iyi yaptığı işi yapıyor. Önde savaşırken arkada işçi riyetliyor. İki işi aynı anda yapabilmesi gerçekten çok çok büyük bir başarı ve onu bu seviyelere taşıyan şey de bu. Ortada da Ducodie ordu olarak geri düşmüş. İki katlık bir ordu farkı nasıl açıldı anlamadım. Viper şu an iki katlık bir askeriye farkı açmış. Şuradan görüyorsunuz zaten. Ramleriyle ve harbleriyle ortadan puşlamaya başladı şu an. Viper Ducodie'nin base'ine doğru ramleriyle ilerleyecek gibi duruyor. Ducodie'nin sadece burada Cav Archer'ları olduğu için ramleri zor tutacaktır ama Tarkanlar gelmiş şu an oraya. Yukarıdaki harbleri artık kesmek için gelse de Rally orada Ducodie Monk'tan, Monk'u ile birlikte Viper'dan daha önce kaçırmayı başarıyordu. Fakat şu an Viper Cav Archer'larıyla orada Monk'un önünü kesecek. Ortada ise harbleriyle Cav Archer'ların üzerine koşmaya devam ediyor. Orada ramleri de düşürecek harbleriyle. Soldaki Rally'i de aldı ve Cav Archer'lar şu an ortaya doğru geliyor. Ortaya geldiğinde işin dengeleri iyice değişecektir. Viper bu stable'dan sürekli olarak Hustar basıp içeri yollamaya devam ediyor ve Ducodie burada çareyi base'in ortasına castle atmakta buluyor. Oyun biraz duruldu arkadaşlar. Ducodie'de Viper'da
kendi base'ine doğru çekilmişti şu an ama Viper tekrar biraz paladin toplayınca hemen Rem'lerin üzerine doğru bir gidebilir miyim diye baktı. Arkadan Kev Archer'ların da gelmesiyle aslında burayı oynayabilir. Askeri üstünlük kendinde. Kaleden de 1-2 atış yedi oradaki Kev Archer'lar. Aslında trap bassa Viper şu an buradan. Bastı treble 2 kaleye de düşürebilir. Derken zaten Viper basmıştı şu an. Duko'da da o kaleye düşürmek için 2 trap çıkartıyor. Viper ama map'teki bütün relikleri toplamayı başardı sanırım. Duko'da sadece tek bir relik alabilmiş. Duko'da Viper'ın yılanladığı yere şu an fark ediyor. Ve oraya doğru harbiyle gitmiş. Oradan çıkacak Tutsarları düşürecektir direkt olarak. Ama Viper ortada gold toplayan TC'nin ve kalenin altında gold toplayan işçilere doğru gitmişti. Şu an burada Duko'da 2 trap ile birlikte Viper'ın trapini aslında snipeleyebilir. Viper buraya bakalım trap getirmeye devam ediyor. Trap basmaya devam ediyor. Rakipte de trap olduğunu bildiği için 2 tane de castle olduğu için orada sayısını artırması lazım. Gördüğünüz gibi Duko'da bastığı treblerle orada Viper'ı snipelamaya çalışıyor. Fakat Viper paladinleriyle girip orada içerideki trebi düşürmeyi başardı. Hatta ikisini birden düşürmeyi başardı. Buradaki kaleler düşünce zaten GG verilecektir arkadaşlar. Çünkü Duko'nun savunabileceği bir yer kalmıyor. Viper arkadan bir de paladinleriyle girip kaleye TC'lere rağmen işçiliyor arkadan. Duko'da tüm ordularıyla ortadaki treblere doğru pushluyor şu an. Remleri de var orada. Viper paladinleriyle remleri durdurmaya çalışıyor. Kev Archer sayısı iki tarafında gayet fazla. Viper buraya ikinci kalesini de attı ve paladinlerle remlerin geldiğini görünce bir tık geri çekiyor remlerini, pardon, treblerini. Burada Duko'da askeri avantaj eline aldığı gibi duruyor. Orada Tarkanlarla, Paladinlerle önceliğini treblere vermiş durumda Duko'da. Oradaki bütün trebleri neredeyse düşürdü diyecektim ki işçiler, gold toplayan işçiler, pardon, stone toplayan işçiler sürekli olarak tamir ederek trebleri ayakta tutmaya başarsa da Tarkan'la Paladinler içeride gezmeye devam ediyor. Kev Archer'larıyla orada harbi olmadığı için Tarkan'la Paladinleri durduramadı. Viper'da arkaya getirdiği Ram'le birlikte orada trebi düşürmeyi başarsa da şu an Duko'da topladığı gold'la birlikte, burada topladığı gold'la birlikte ani bir Tarkan Paladin hamlesiyle Viper'ı gerçekten burada bozguna uğrattı ve puanda farkı kapattı. Öne geçmeye bile başlayabilir şu an, bu castle düşerse öne geçecektir. Viper'da hemen burada Tarkan basıyor Tarkan'a karşılık ve biraz da harp getirdi. Duko'da sol taraftan sürekli işçi reed'ine gelindiği için base'ini atıyor castle'lara ve o bunun bu onun map'e kurulmasını, map kontrolü almasını engelliyor. Viper burada kaybettiği kalesinin yerine hemen yenisini yapıyor. Orada zaten gold bitmişti. Son 37 gold kalmıştı. İşçiler geri çekilecekti. Viper da geldi ve orada zaten 1-2 işçiyi kesip geri çekiyor Kev Archer'larını. Trap şu an burada alev alev yanan, son 9 canı kalan trap castle'a vurmaya başlayacak ve burada eğer trap'ini koruyabilirse Viper o castle'ı düşürüp içeriye doğru ilerleyebilir artık. Relik toplamak için çıkarttığı monklarını buraya yardıma getiriyor ve en azından heal işlemi, can doldurma işlemi yapacak. Buraya trap basmaya da devam ediyor. Bir yandan trap'i de tamir eden bir işçi var. Orada kale düşmek üzere. Duko'da iyice bir esine çekildi. Son Tarkan ve Kev Archer'ları burada. Gold'una bakalım bir de. Hala Duko'da çok gold olsa da farm sayısı çok az olduğu için, sürekli farmerlar reitlendiği için burada eti yetiremiyor. Viper yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Burada işçi nereye gidiyor diye bakıyorum. Duko'nun trebinin dibine gidince Kev Archer'lar direkt olarak düşürdü zaten onu.
Buraya yine çok fazla Tarkan'la puşlayan bir Dekoy'da var. Fakat bu arada içeriden Kevartiler'in içinden çıkan 5 tane Hulk bile o Tarkanları korkutmaya yetti. Viper'da arkadan yaptığı Tarkanlarıyla birlikte işçi lidine girmiş. Orada Farmer'ları çok hızlı düşürüyor Tarkanlarıyla. Viper şu an map'in her yerine yayılıyor. Şuradaki Gold'u da sanırım fark etti, orada 6 paladini var. Hatta 8 paladini var, onlarla soldan lead'e girebilir. Ama o şu an sanırım ortadan tamamen yıkıp ilerlemek istiyor. Buraya TC atacak mı diye bakıyorum. Önce tepeye bir kale attı. Tepelere kaleler ata ata ilerleyen bir Viper var. Map'in kontrolü neredeyse tamamen Viper'da. Dekoy'da da hemen biraz önce yıkılan kalelerin yerine yenisini yapmayı planlıyor ve Viper orayı denyleyemeden Kev Archer'larıyla Dekoy'da orayı korkutarak kalesini tamamlayacak. Dekoy'da Viper'ın orada gold toplayacağını fark etti ve bütün Tarkanlarını neredeyse oraya doğru yöneltti. Viper hemen eşlerini geri kaçırması lazım. Viper yine arkada paladinleriyle işçi raid'i hiç bırakmıyor orada. Sürekli olarak işçi kesiyor. Dekoy'da da burada gold'daki işçileri keserek Viper'a çok ağır bir darbe vurdu diyebiliriz. Viper'ın çünkü şu an gold'u yok diyecek kadar az. Gerçi Dekoy'da'nın de bitti ama bakalım Thresh savaşlarını kim kazanacak. Skirm artı halve doğru dönüyor oyun. Ortada Dekoy'da'nın gerçekten çok büyük bir ordusu var. Tarkan, Paladin ve Kev Archer'dan oluşan ordularıyla Dekoy'da burayı pushlayabilir. Fakat Tarkanlar Castle'ın altında kalınca orada Viper'ın da biraz harbi vardı. O harbiler 5-10 tane harp bile çok çok fazla iş yaptı. Kev Archer'lar Castle'larla birlikte Tarkanları eritmeye devam ediyor. Viper ise burada Ram'lerin önünde tank olarak kullanıyor. Ve Dekoy'da buradan zararlı çıkan taraf oldu. Çok fazla asker kaybetti ve asker sayısında öndeyken şu an geri düşüyor. Burada Tarkan kaybetmeye devam ediyor. O savaşa girmesi biraz mantıksızdı şu an. Dekoy'da'nın gold'u kalmadı. Tarkan'ı kalmadı. Artık Skirm artı. Burada halve doğru bir dönüş var. Viper'ın bu gold'u toplaması lazım, o yüzden oralara castle atmaya devam ediyor. Viper ramleriyle kalenin dibine kadar pushladı. 2 tane de trap getirdi, bakalım o kaleye düşebilecek mi ve %99 o kale düşüyor. Trap'ler zaten kurulmadan ramler çoktan düşürmüştü ve Dekoy'da'nın base'i açık hale geldi şu an. Dekoy'da'nın sağ tarafı özellikle çok savunmasız, 40 işçisi burada. Viper hemen stable'ın dibinde stone toplandığını fark etti ve bastığı paladinleriyle birlikte orada stone'daki kişileri de kesiyor. Ortadaysa halbı artı Kev Archer'larıyla bir push deniyor. Ama Dekoy'da da getirdiği skirmleriyle Kev Archer'ları biraz tutabilir. Ama sayısı çok çok az, bir de Viper oraya Hussar'a doğru bir dönüş yaptı. Hussar'larla birlikte Viper artık orada skirmleri de rahatlıkla snipe'leyecektir. Dekoy'da'nın base'ine doğru girmeye başladı. Trap'ler TC'lere vuruyor. İçerideki castle'larda birazdan trap'ler kurulacaktır. Burada Tarkanların binaya karşı bonus olduğunu biliyoruz ve gördüğünüz gibi stable'ı 3 tane Tarkan nasıl eritiyor. O stable şu ana kadar Viper'ın işini bayağı bir kolaylaştırmıştı ve kaybetmek istemiyor. Hemen bir Tarkan ve Paladin çıkardı orada. Stable'ının düşmesini son anda engelliyor diyebiliriz. Dekoy'da Viper'ın orada gold toplamasını engellemek için kale atıyor gold'un dibine. Viper oraya birkaç tane Tarkan yollasa da Stonewall'la kapattı, Quick Wall attı diyecektim Dekoy'da. Tarkan orada Stonewall'un canı 90 olunca birkaç vuruşta düşürdü ve GG verildi maalesef 4. maçı da arkadaşlar burada.
kaybeden Ducode oluyor. Viper finalde efsane oynuyor. Finallerin adamı diyebiliriz Viper için zaten. Şu ana kadar Viper gerçekten harika oynadı ve 4-0'a getirdi. Bir sonraki maçı da alırsa Viper finali kazanmış olacak. Ducode ama finale gelmek de bir başarıydı diyebiliriz. Burada ama çalışmaktı da diyebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Bir sonraki turnuvalarda inşallah Ducode daha iyi performanslar sergiler. Finalleri de kazanır, ödülleri de alır diyelim. Ve bu videoyu da sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve açıklama kısmındaki Discord kanalına gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.